saatte evimde ne işiniz var? Delirdiniz mi siz? Durun hanımefendi. Beni Mehmet Bey çağırdı. Öyle mi? Pardon. Benim haberim yoktu. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Buyurun biraz konuşalım. Ama sen hep mızıkçılık yapıyorsun ha. Hayır, asıl sen yapıyorsun. Mehmetcan'a soralım, bakalım o kimden yana. Siz ikiniz de erkeksiniz. Hep birbirlerinizi tutuyorsunuz ama. Fıstık. Bak Mehmetcan tam yerine takmış, gördün mü? Aa Gümüş, hadi sen de gel Lego yapalım ha. Size iyi eğlenceler. Alalım şöyle, tak bakayım, tak bakayım. Ne? Buraya takacaksın, bak buraya, buraya. Tak bakayım. Özür dilerim. Ben de. Sana hemen haber vermeliydim. Canım benim. Önemli değil. Can Bey, yalnız rica ederim bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Tabii, hiç kuşkunuz olmasın. Mehmet Bey, anneniz benden bir şey istemişti. Can Bey, annem odasındadır, kusura bakmayın, oğlumu alıyor da. Ben yabancı değil, lütfen. Teşekkürler, görüşmek üzere. Baban gelecek şimdi, bak. Tamam canım. Tamam canım, tamam. Mehmet susmuyor bir türlü ya. Oğlum, anneye gideceğiz, gel bakalım, anneye. Anneye gidiyoruz. Hadi anneye gidelim, tamam? Ağlamak yok. Hadi bakalım, gel gel. Gel anneye gidiyoruz, hadi bakalım. Ben de sizi arıyordum. Buyurun Cihan Bey, bir kahve içelim isterseniz. Aslında acelem var, sağ olun. Bu size. Gördüğüm an zarafeti bana size hatırlattı. O yüzden almak istedim. Size layık değil ama... Ne gerek vardı Can Bey? Çok şaşırdım. Hoş geldin prensesim. Hoş bulduk. Burası çok güzel olmuş Onur. Bana bak, yangın çıkar diye mumları söndürme, bozuşuruz. Bunların hepsi niçin peki? Seni sevdiğim için. Teşekkür ederim. Buyurun küçük hanım, servisimiz hemen başlayacaktır. Boş ver şimdi servisi Onur. Bak, dün gece düşündüm. Bence haklısın. Artık birbirimizle uğraşmayı öğrendik. Onur, eve gel yeniden. Seni çok özlüyorum. Ne olur, karıcığım, ne olur. Dur, dur. Sakin ol. Önce bir kadeh şarap içelim. Ne diyorsun? Ya olur, olur da... Ha, ama dedemin gelişini beklememiz gerekiyor. Onunla konuşursak daha şık olur. Yine beni ezdiniz demesin. Peki, madem öyle... Benim de sana bir teklifim var. Sen bana taşınsan... Ayrı bir evimiz olsa, baharlar gibi... Ha? İster misin? Kesinlikle de dedem buna razı olmaz ki. Canım bir yolunu buluruz. Defne'yi üzerine salarız. Evet. Hem oradaki odamız da durur. Hafta sonları gider kalırız. Onlar da Defne'yle zaman geçirirler. Seni görürler. Ha? Bu sefer mükemmel bir evliliğimiz olacak. Söz veriyorum. Ben de. Çok ağladı hem de çok öksürdü. Hasta mı oluyor acaba Gümüş? Olabilir Mehmet. Gelip gidip bakalım, tamam mı? Hadi soruydu zaten, çıkalım canım. Tamam. Pekala. Mehmetcan'ı sevmedin galiba. Yok canım, olur mu öyle şey? Senin oğlunu nasıl sevmem Mehmet? Nasıl söylesem, henüz birbirimize alışamadık galiba. Peki, anlıyorum. Gözlerimi kapadığım anda Timuçin'i görüyorum. Bu çok normal hayatım. Ama zamanla her şey eskisi gibi olacak, merak etme. Seni de çok üzdüm. Hayal kırıklığına uğrattım değil mi? Mutluluğunu kıskandım resmen. Kendimden utanıyorum. Geçti artık. Hem farkında olmadan Gülsün'le de iyi arkadaş olmuşsunuz bu arada. Bu beni çok sevindirdi. Evet. Annem olamasa da yakın bir arkadaşım olabilir Gülsün. Onu seviyorum.